T-155 Fırtına kundağı motorlu obüsünden elde edilen tecrübelerle geliştirilen yeni nesil fırtına obüsü, seri üretime geçiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Akar tarafından yapılan konuşmada, Ocak 2021'de, 3 adet fırtına obüsü teslim edilecektir, ifadelerine yer verildi. Arifiye'deki bir inci Ana bakım fabrikası ile Aselsan işbirliğiyle geliştirilen Fırtına obüsü üstün donanımlarla teçhiz edildi. Yeni nesil Fırtına obüsü projesi kapsamında Aselsan elektrik tahrikli kule ve namlu yönlendirme birimi, obüs atış kontrol sistemi, tam otomatik mühimmat doldurma sistemi, barut koşullandırma birimi, iklimlendirme sistemi ve sarp uzaktan komutalı silah sistemi donanımlarını başarılı bir şekilde Fırtına obüsüne entegre etti. Bu kapsamda yeni nesil fırtına obüsünün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet T-155 fırtına kundağı motorlu obüs sistemi üretilmesi planlanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T155 fırtına obüsleri MKE kurumu tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile Roketsan tarafından geliştirilen dipten yanma ünitesi sayesinde 40 kilometre menzile kadar atış yapabilmektedir. Güneş harekatı, Fırat Kalkanı harekatı, Zeytin Dalı harekatı, Barış Pınarı harekatı, Bahar Kalkanı harekatı gibi birçok operasyon kullanılan T155 Fırtına obüsü Türk Silahlı Kuvvetlerinin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor. Fırtına obüsünün ihracatında motor konusundaki tedarik probleminin çözülmesiyle birlikte herhangi bir engel kalmıyor. Türkiye daha önce iki ülke ile yüklü miktarda T-155 fırtına obüsü ihracatı konusunda mutabık kalmış ancak motor problemi sebebiyle anlaşma yürürlüğe girememişti. Bu kapsamda yeni nesil donanımlar ile teçhiz edilen fırtına kundağı motorlu obüs sisteminin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor.